Aileyi bir araya getiren tarafların, yani karı ve kocanın birbirleri üzerindeki haklarını bilmesi, kurdukları ailenin huzur ve sükun üzere inşa edilmesi demektir. Evlilikteki amaç, Allah'ın rızası olduğu sürece, yasa Allah'ınsa, rıza da Allah'ın olduğu sürece, taraflar birbirleri üzerindeki bu haklara riayet etmek zorunda. Gözetmek zorundalar. Çünkü yasanın sahibi Allah Azze ve Celle. Yasanın sahibi Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle huzur ve sükun olması için aileler inşa edilmesini istiyor. Dert olsun, sıkıntı olsun, kafalar duvara vurulsun diye değil. Allah Azze ve Celle huzur olsun, sükun olsun diye ailelerin inşa edilmesini istiyor. Zaten Allah'ın rızasının gözetilmediği, kişiye cennet bahçelerinden bir bahçe hissi vermeyen, huzur ve sükun kaynağı olmayan, salih ve saliha, çocukların planın yapılmadığı ailelerin bununla bir alakası yoktur. Çünkü evlilik Allah'ın rızasını gözetildiği zaman huzur ve sükun getirir. Eğer evlilikte salih ve saliha, çocukların planı yapılmıyorsa, insanın yuvası cennet bahçelerinden bir bahçe olması için bir çaba, gayret sarf etmiyorsa, zaten onların bu kuralları tanımasını istemeyiz. Onlar bu kurallarla ilgilenmezlerdi zaten. O yüzden bizim için önemli olan nedir? İslami, nebevi bir aile inşa etmek, ortaya çıkarmak. Çünkü nebevi aileler, İslami aileler toplumları meydana getirir. İslam toplumlarını, Rabbani toplumları bir araya getirir. Bizim bugün en çok aradığımız, yalnızlığını çektiğimiz, sıkıntısını yaşadığımız da budur. Rabbani toplumların olmayışı. Rabbani toplumlar niye yoktur? İslam üzerine inşa edilen aileler olmadığı için yoktur. İşte bundan dolayı taraflar arasında bu haklar en ince ayrıntısına kadar gözetilmek zorundadır.